Arkadaşlar merhaba, şu an sizlere muhteşem bir mekandan sesleniyorum. Burası Talas Belediyesi'ne ait E-Spor ve İnovasyon Merkezi. Bugün burada harika bir etkinlik gerçekleştirdik. Gerçekten öğrenci arkadaşlarımızın katılımıyla ve iki tane çok değerli misafirimizin katılımıyla, ki bir tanesi yanımda duruyor, muhteşem bir etkinlik gerçekleştirdik. Özellikle bütün Kayseri'de bulunan bütün üniversitelerden bulunan arkadaşlarımız geldiler. Sektöre dair, yazılıma dair, bilişime, teknolojiye dair, kariyer tarafına dair akıllarında, kafalarında merak ettikleri neler varsa sorularına cevaplar buldular. Şu an aramızda yok biri. Daron Yöndem. Bizim bugün çok değerli misafirlerimizden biri. O da arkadaşların sorularını cevaplandırdı. Erdal abi de cevaplandırdı. Ben şimdi öncelikle bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Gençler çok çalıştılar burada. Ama bizim için Daron İstanbul'dan sağ olsun atladı geldi. Erdal abimiz New York'tan atladı geldi. Şuradan aynen. Ben şimdi kendisine hem teşekkür ediyorum hem de bugünle alakalı düşüncelerini, duygularını almak istiyorum. Evet Erdal abi, nasıldı? Bence her şey çok iyiydi. Öncelikle buradan başlayalım. Belediye başkanımıza teşekkür ettim. Gerçekten gözümü kapatsanız, biliyorsun 47 ülke gezdim. Şehir sayısını bilmiyorum. Geçen sene sadece dünya 6,5 tur gezdim. Gözümü kapatsan, şuraya getirsen, burası neresi desen, kesinlikle Kayseri Talas'ı demezdim. O kesin. Yani ilk onda 50 tane saysam yine saymazdım. Bunun için özellikle emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Onun dışında etkinlik, gençlerle beraber olmak. Deniz yıldızı hikayesi vardır ya. Evet. Hani sahile vurmuşlardır. Alıp onu bir tanesini atabilmek. Bugün onlarca, hatta yüze yakın misafirimiz vardı. Evet. Yerimiz sınırlı olduğu için. Ne güzel ki bize bir şeyler aktarabiliyoruz. Sana da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hani artık dünya çapında bir adamsın. Ve aldığın tekliflerin bazılarını ben biliyorum bir abin olarak. Ama hala inatla, ısrarla burada olman, bütün Kayseri adına ben teşekkür ediyorum. Burada dinleyen arkadaşlarım da var. Bunun için de Allah razı olsun diyorum ve bir abin olarak da özellikle teşekkür ediyorum. Yapmanız gereken şey bu adamı takip etmek. Bu. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu arada biz bu çekimi yapay zekalı bir kamerayla çekiyoruz. Ve muhtemelen biz burayı gezmek istediğimizde, şu şekilde gezdiğimizde bizi tanıtacak. Şöyle yapalım. Evet, buraları biraz gösterelim sizlere. Şu anda hani teknolojinin geldiği noktalardan, böyle bize sunduğu güzelliklerden bahsediyoruz. Ben çok fazla etkinliğe gidiyorum ve en büyük sıkıntım yaptığımız etkinliklerde beni profesyonel bir kamerayla çekecek bir sistemin olmaması. Ama şu anda beni gittiğim yerde otomatik olarak takip eden bir profesyonel kamerayla buraları gösterebiliyoruz. Ben hızlıca bir göstermek istiyorum. Burada iki tane masa var. Burası aslında bir e-spor merkezi olduğu için aslında e-spor turnuvalarının gerçekleştiği bir yer. Filmlerde görmüşlerdir. Evet. Birçok filmde artık konu almaya başlayan hayatın ta kendisi. Olsa da bir spor merkezi burası. Kesinlikle. Çin'de özellikle çok ciddi şekilde yapılıyor bu işler. Bununla birlikte bugün Daron'un çok güzel bir fikri vardı. Biz burada bir gün bir münazara yapalım, teknik bir münazara yapalım dedi. Çok güzel. Mesela işte yapay zeka hayatımızda olmalı mı, olmamalı mı? İşte kırmızı taraf olmasını savunsun, mavi taraf olmamasını savunsun. Veya işte herhangi bir teknik konu. Ve bunu konunun uzmanları tarafından bu şekilde bir karşılıklı şey yapmak için de çok da güzel bir konsept var burada. Hani kırmızı taraf, mavi taraf. Her şey olabilir. Yani bir tarafta bir işte red team, blue team karşılaşmalar olabilir. O da siber güvenlik tarafı. Ya. O da onu da ben düşündüm. Yani evet, kesinlikle. Bilmeyenler için red team saldıran taraf, blue team savunan taraf oluyor. Amaç olası korsanlara karşı şirketleri koruma. Evet, yani buradaki iyi niyetli insanlar korsan gibi davranıyor. Kötü niyetli, iyi niyetli diğer tarafta sistemlerini korumaya çalışıyor. Bunun için de güzel bir turnuvalar, sadece e-spor olarak değil. Bu arada siz sadece şu anda bu salonu görüyorsunuz. Hani böyle ışıklı, güzel, keyifli bir salon. Fakat buranın arka tarafında bir de inovasyon merkezi var. O inovasyon merkezinde de İşte geleceğimiz, gençlerimiz, çocuklarımız, onlar için yapılmış olan muhteşem atölye salonları var. Ve bu atölye salonlarında 3D printerlardan tutun da Legolara kadar, robotlara kadar ciddi bir malzeme var. Ve burada eğitmenler çocuklara bu konuda eğitimler gerçekleştiriyor. Tabii çok konuştuk ama günün sonunda bizi duygulandıran ve sevindiren bir olay var. Sayın
Mustafa Yalçın Başkanımız, Talas Belediyesi Başkanımız Mustafa Yalçın ve bütün ekibi, Yusuf Bey, Burak Bey, onlar bugün bizlere müthiş bir misafirperverlik gösterdiler. Etkinliğin sonunda Mustafa Başkanım bizleri yemeğe davet etti ve hep beraber yemek yedik ve sohbet etme imkanı bulduk. Yemek esnasında da bize Talas'ın tarihçesinden, buranın çok az kişi tarafından bilinen özelliklerinden bahsetti ve bizlere birer kitap hediye etti. Gerçekten ben de ilk fırsatta hemen okuyacağım yani ilgiyle. Çünkü içindeki hikayeler gerçekten çok enteresan. Tabii Mustafa Başkanımı ben geçmişten beri tanıyan biri olarak yani onun o mütevaziliğini, onun o halk insanı olmasını her zaman takdir ettiğim bir konu. Kendisi de bugün bizim burada böyle bir etkinlik gerçekleştiriyor olmamızdan çok memnun oldu. Ve hani güzel olan taraf burasının teklifsiz bir şekilde bu niyetlerle her zaman kullanılacağını, her zaman hepimiz açık olduğunu belirtti. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Erdal abi sana da çok teşekkür ediyorum. Artık fahri bir Kayseri vatandaşısın bence. Galiba belgen de gelecek. Başkan söz verdi. Mustafa Başkan evet söz verdi. Belge de gelecek. Çok teşekkür ederiz bu etkinlikte emeği geçen herkes için. Etkinlik bina aşağıdaki robotik merkezi, inovasyon merkezi. Kayseri'yi güzel bak. Memdu Başkan'a da buradan selam yollayalım. Aa bu arada şey var. Yarın ne var? Tabii izleyenler için yarın olmayacak ama. Evet. Bilim şenliği var burada. Erdal hocamız orada da bir konuşma gerçekleştirecek. Siber güvenlik konusunda özellikle gençlerin, çocukların, ailelerin farkındalığını arttırmak amacıyla bizim için muhteşem bir etkinlikte bir konuşma gerçekleştiriyor olacak. Cumartesi günü de benim bir konuşmam var. Ben biraz daha sürprizlerle geleceğim inşallah. Belki yapay zekayla robotları dile getireceğimiz bir etkinlik olacak. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle yapalım. Bir de bu etkinliğin şöyle bu tarafa dönmek istiyorum. Emek veren başka kahramanları var. Onları görelim. Mikrofon sanırım da sende. Buraya. Ah. Beyler sizin kamera gelmeyebilir. Emeğin için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katılımlarınızdan dolayı. Tekrar inşallah bahsettiğiniz bütün projelerde burada ortak olarak çalışmaktan büyük zevk duyuyoruz hocam. Teşekkürler Emeğin için. Ben de teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Yine bekliyoruz inşallah. Valla siz böyle güzel yer yaptınız. Yönetirken bize de gelip bu için bir parçası olmak düşer. İzleyenlere teşekkür ederiz. Evet. Evet. Türkçe konuşalım. ben de bilenler bilir Almancıyım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ya. Nasıl Almanya, yani gözünü kapatsan burası Berlin desem ya da Frankfurt desem şaşırır mıydın? Diyemem yani orada da bulamayız çünkü. Değil mi? Yani bulamayız. Ben bir gün öncesinde biz Ömer hocamla burayı gezdik. Gerçekten arka tarafı daha benim hoşuma giden bir bölümdü. Orada çocuklara yönelik, gençlere yönelik çok güzel yapay zekayla alakalı, robotlarla alakalı çalışmalar muhteşemdi yani. Çok hoşumuza gitti yani. Böyle bir binayı halkın buluşturduğu için yani sizden belediye başkanına da gerçekten teşekkür ederiz. Siz de bugün gerçekten çok güzel ağırladınız. Yalnız ben şikayetçiyim sizden. Çok kısa oldu yani. 3-4 saat mi sürdü ama kısaydı çok çabuk geçti. İnanın var ya yani böyle stand-up izlediğim gibi yani gözümü ayıramadım ama çok harikaydınız hepiniz. Çok teşekkürler. Ömer Hoca'ya da gerçekten çok teşekkür ederim. 2 gündür beni misafir ediyor burada. Allah razı olsun kendisinden. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendisi bir de var. bence kapatmayalım. Görünmeyen kahramanımız var. Evet, bizleri havalimanından alan geldin abi. Sadece o değil, Mehmet Bey. Sadece o değil, Mehmet Bey aynı zamanda bu etkinliğin de fikir babası. Tabii. Böyle alalım sizi biraz. Gel abi. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Değerli katılımlarınız için uzak yollardan geldiniz. Sizleri buraya kadar yorduk. Ayaklarınıza sağlık. Sizler çok bizi güzel. Burada çok rahat hissettirmeseniz inan. Hani tamam seviyoruz ama gelip çile çeksek belki bir kez daha düşündünüz ama siz gelip işimizi o kadar kolaylaştırıyorsunuz ki. Daha önce ağaç çekiminde olsun işte diğer 2, 3, 4 değil mi? 5. etkinliğim galiba. Evet evet. Yarın 6 olacak inşallah. Yani yok ayaklarınıza sağlık. Biz kamera önünde siz kamera arkasında teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Diyorum. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Gayet güzel bir organizasyon oldu. Gel Ömer'im gel. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Duyalım şöyle. Gel. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kayseri'den Talas'tan selamlar, sevgiler. Onu ben söyleyeceğim, ben Kayseri'deyim. Pardon, söyle. Siz zaten Kayseri'desiniz. Peki abi, söyle. Benim yerime kardeşim söylemiş oldu. Hepinizi öpüyorum, sevgiler, saygılar.